Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala evlihi ve ashabihi ecmaîn. Estağfirullahal azim ve etûbü ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimiz yine haçla alakalı iki bölümü ihtiva ediyor. Birincisi, ilk dersimiz, birinci kısmı, haccın çeşitleri hakkında olacak. Hac, hüküm ifade etmesi açısından farz hac, vacip hac, nafile hac olarak üçe ayrılırdı. Bunu bir önceki dersimizde görmüştük. İsterseniz kısaca bir tekrar edelim. Ayet-i kerimede beyan buyurulduğu gibi وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا yol bulup güç yetirenlerin Kabe'ye gidebilecek yol ve güç açısından güç yetirenlerin üzerine Allah'ın hakkıdır ki Beytullah'ı ziyaret ederler. Ayet-i kerimesinden gücü yeten maddi manevi. Bu güç yetirmenin şartlarını da daha belki derslerimizde geniş geniş izah ettiğimiz için hiç girmeyelim. Velhasıl gücü yetene ömründe bir defa hac farz. Bu haccını yaptıktan sonra insanların defaatla, nafile olarak sonradan hacca gidebilmeleri mümkündür. Ve buna da nafile hac diyor. Bu ikisinin ortasında bir de vacip hac vardır. Mesela adam adak adamıştır ve haccı adamıştır. Bizde genellikle adak, ya Rabbi şu işim şöyle olursa kurban keserim der, oruç tutarım der, sadaka veririm der. Ama adamın işi çok ciddidir mesela, hac adamıştır. Ya bu tür adakların çok da tavsiye edilmediği, belalardan savmak için önceden dua, istiğfar, selavat ve sadakalarla defne çalışmanın daha doğru olduğu, kaderin yerine geleceği hususundaki bilgileri şimdi bir daha hatırlatalım. Yani boştan hoş bir şey değildir, maddi ya da manevi. Adak pek tavsiye edilmez ama adamızsa üzerine vacip kılmıştır. Bu adağı yerine getirmesi lazım. Bir de malum nafile olarak başlanmış olan ibadetler bir şekilde bozulmuşsa, eksik kalmışsa onları tamamlamak vaciptir. Mesela adam nafile oruca niyet etti, misafiri geldi, yedi. Bunu daha sonra kaza edecektir. Üzerine vacip olmuştur. Mesela nafile namaz kılıyordu, bozmak zorunda kaldı, bozuldu bir şekilde namazı, onu tamamlaması vaciptir. Tıpkı bunun gibi nafile bir haccı yapar iken o haccı tamamlayamazsa bir Müslüman, daha sonra o haccını tamamlaması vaciptir. Şimdi bunları görmüştük. Farz hac, vacip hac, sünnet hac. Bir de yapılması bakımından da hac üç ayrılır. Yapılış şekli veya bir hac mevsiminde umre ile beraber ya da umresiz oluşu veya kurbanla beraber veya kurbansız oluşu. Bunun üçü de birbiriyle alakalıdır. Şimdi göreceğiz inşallah. Bu açıdan da hac üç ayrıdır. Haccı ifrat, haccı temattu, haccı kıra. Haccı bir çeşididir. Haccı ifratta kurban gerekmez. İkinci hac, temettu haccıdır. Temettu faydalanmak anlamında en rahat, en çok faydalanan, en çok yapılan hac. Bu haccı temettu bir hac mevsiminde önce umreye niyet edilir. Umre yapılır. Umre tamamlandıktan sonra
Vakti geldiğinde, ne zamandı o vakit? Zilhicce'nin 8. günü, Mina'ya çıkış günü. Bulunduğu yerden, çünkü Mekke'de oturmuş insan sayılıyordu. Bulunduğu yerden yeniden ihrama girer ve hac işlemlerini başlatır. Böylece bir hac mevsiminde önce umre, sonra hac nimetine mazhar olur. Arada ihramdan çıkar, umreyi yaptıktan sonra. Rahat hareket eder. Bu yüzden haccı temettü diyoruz. Hem umreyi, hem de haccı bir mevsim içerisinde Cenab-ı Allah'ın kendisine ikram lütfuna karşı şükür için bir kurban keser. Oradaki kesilen kurbanın adı hedidir. Bazen bundan sonra hedi dersek hac kurbanı demektir. Burada bizim kestiğimiz kurbanın adı udhiyyedir. Bu ikisinin birbiriyle hiç alakası yoktur. Genellikle Müslümanlar bunu bazen karıştırabilirler. Ya hocam orada kurban kesiyor, burada da düşer mi? Orada kesilen kurbanlar hac ile alakalı kurbandır. Burada kesilen kurban bambaşka, zenginliğin bir şükrü olarak kesilen kurbandır. Oradakinin adı hedidir, buradakinin adı utfiyedir. Birbiriyle alakası yoktur. Hocam, ifrata niyet eden birisi hiç umre yapamaz. Yapamaz efendim. Haç mevsiminden sonra onu yakalayacak kadar. Haçtan sonra. Evet. Mevsimi çıktıktan sonra yani. Şimdi bu bilgileri biraz daha geliş görelim ki arada Ali Hocam gibi sormaya gerek kalmasın. Biz özet söylemiştik bunu. Şimdi geniş bilgi verelim inşallah. Önce ifrat haccı. Umresiz olduğu için, kurbansız olduğu için ifrat denildiğini söylemiştik. İfrat haccı umresiz olarak yapılan hacca denir. Sadece hac ibadeti yapıldığı için bu adı almış. Hac ayları içinde hactan önce umre yapmayıp hac niyetiyle ihrama giren ve sadece haccı eda edenler ifrat haccı yapmış olurlar. Buna göre hac ayları, hac ayları hangisiydi? Şevval, Zilkade, Zilhicce. Kurban bayramını, Ramazan'ı Beytullah'ta geçirmiş, orucu orada tutmuş olan adam, hac mevsiminden evvel Kabe'ye girdiği için, bu adamın statüsü farklı. Bulunduğu yer itibariyle, Mekke'de bulunan bir Müslüman durumuna düşmüş. Bu adam acaba nasıl bir hac yapacak? O da sorulan sorulardan bir tanesidir. Yani Mekki bir adamın hac ifrattan başka hacısı da yoktur. Mekke'de oturanlar, harem bölgesinde yaşayanlar hac-ı ifrattan başka bir hacca niyet edemezler. Umre yapacaklarsa hac mevsiminin dışında yapamazlar. Zaten orada bunlar her zaman için kendilerine müyesserdir elhamdülillah. Hac mevsimi yani Ramazan bayramının birinci günü Şevval ayına Fecr-i Sadık'ta girmiş başlıyor hac mevsimi. Bu hac mevsimi içerisinde işte Şevval, Zilkade bir Müslüman mikata geldi. Mikat sınırlarına vardır. İhrama girecek. İhrama girerken ne diyor? Ya Rabbi, senin rızayı şerifin için hac yapmak istiyorum. Benden kabul buyur ve bu ibadeti bana kolaylaştır Allah'ım der. İki rekat ihram namazını kılar ve arkasından lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği zaman bu ihramı artık ta ne zamana kadar haccı yapar, bütün vazifelerini Arafat'a çıkar, Arafat'tan Müzdelife'ye gelir, Müzdelife'den Mina'ya gider. Birinci gün Cemre-i Akabe, o büyük Cemre, ilk şeytan taşı taşladığı anda o saate kadar ihramı kalmak zorunda kalır ve ihramın yasakları devam eder. İhram yasakları neydi?
Onu geçen hafta görmüştük geniş geniş, tekrar etmeyelim inşallah. Yani bir ihramlı insana yapmaması gerekenler vardı. Bir de bulunduğu toprak, Mekke'nin, harem bölgesinin ağacı, avı, eziyet olmaması cihetinden üstüne düşen bazı haramlar vardır. Bunlara dikkat edecektir. Evet, böylece bundan dolayı, umre olmadığından dolayı da bunun kurbanı yoktur. Dolayısıyla kısa bir zamanda Mekke'ye varıp çıkacak olan hac mevsiminin son zamanlarında yapan genellikle bu haccı tercih edebilirler, ediyorlar. Demek ki hacca niyet ederken mikat yerinde ihramı giydiği an sadece hacca niyet ediyor. İfrat haccı yapanlar Mekke'ye geldiklerinde ilk yapacakları tavaf kudum tavafıdır. Mekkeli ve Mekkeli hükmünde olanlar yalnız ifrat haccı yaparlar, temattu veya kıran haccı yaparlarsa kötü bir iş yapmış olurlar. Tavsiye edilmez. Dolayısıyla buna da dikkat edelim. Yani fazileti terk etmiş olurlar. Ramazan'da oraya gitmiş, Beytullah'a, Mescid-i Haram ve o haram mıntıkasının içerisine girmiş olan Mekki sayıldıkları için hem Mekkiler hem de böyle dışarıdan afaki de olsa sonradan girmiş ve Mekki hükmünü almış olan insanlar hac mevsimi girdiğinde ifrat haccı yaparlar. Başka Mekkeliler de başka haç yok. Mekki hükmünde olanlar da buna riayet ederler. Riayet etmezlerse ne olur? İthaet. Yani kötülük, günah işlemiş olurlar. Maksat sevap kazanmaktır. Temattu haccına gelince, hac aylarından önce, hac aylarında mikat yerine vardığında, ihramı giydiğinde, öncesinde tabi mümkünse boy abdesti, mümkün değilse abdest. Onun için ihrama önceden girmek de mümkündü değil mi? Memleketinden girmek gene mümkün bize göre, hanefilere göre. Mikat yerinde çok kalabalıkta zor olur. Otelinde boy abdestini kibarca alır, ihrama girer. Medine'den gidiyorsa 10 kilometre ötede mikat yerlerinde ihramlıdır zaten. Ama ihram yasağı henüz başlamamış. İki rekat namazını kılar, ellerini açar, önce umreye niyet eder. Haccı temattu yapacak. Ya Rabbi, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Benden kabul buyur, bu ibadetimi bana kolaylaştır der. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk dediği an ihrama girmiş, niyetini tamamlamış olur, ihram yasakları da başlar. Bu kardeşimiz hem umreyi böylece yapacak hem de haccı yapacaktır. Bir mevsimde iki büyük ibadet yapacaktır. Bu da gerçekten şükrü gerektiren bir lütuftur, keremdir. Bundan dolayı da sevincinden bir kurban keser. Bu hediye de temattu haccının hediye yani kurbanıdır. Bu kardeşimiz ne yapacak? Beytullah'a vardığında önce umre için tavaf yapacak. Sonra Safa Merve sayını yapacak. Umreden çıkacak. Artık Mekkeli olacak. Orada ne kadar kalacaksa kalır. Her çeşit ibadetlerini yaparsa yapar. Hac mevsimi yani hac için ihrama girecek zaman geldiğinde ki genellikle 8. günüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün Mina'ya çıkmıştı. Mina'da gecelemişti. Sabahleyin erkende öğlenden evvel Arafat'a varmışlardır. Ama şimdi özellikle Diyanet çok izdiham oluyor. Efendim insanları yetiştirmek zor oluyor diye kaldırdıkları gün doğrudan Arafat'a indiriyorlar. Mina'da gecelemeyi yapanlar da var. Orada geceleyen insanlar var da genellikle çadırlar boş kalıyorlar.
bu bir tenkit konusu değil. Tenkit de etmiyoruz. Çünkü bu kadar insanların intikalını sağlamak da hakikaten zordur ve zahmettir. Bu işi yıllardır yapan o insanlar alim insanlardır. Bir kısım mecburiyetleri düşünüyorlar, biliyorlardır. Onun için hac esnasında bazı sünnet, bazı adaplar riayet olunmazsa, bazı kendi mezhebimizde gerekli şeyler atlanır da başka mezhepler bile taklit edilirse, ulu orta bize bu görevi yaptıran hocaları ya da diyaneti ayıplamamak lazım. İşlerini biliyorlar. Bizim kadar onlar da hatta daha iyisini biliyorlar. Hoşgörülü olmak lazım. Bu Mina'da geceleme sünnetinin değil de Arafat'ta gecelemelerinde işte bunlardan bir tanesi. Haccı temettu sayılması için burada özellikle dikkatini çektiğimiz şey nedir? Umre ile haccın aynı mevsimde olması. Bir senenin hac mevsiminde olmasıdır. Mikatın dışından gelen bizim gibi afakiler uzun müddet ihramda kalmamak için, ihram yasaklarına çarpmamak için o zahmeti göze alamadıklarında daha çok umre yapıp ihramdan çıkma olduğundan bunu tercih ederler. Değerli kardeşlerim, bu bir kurbanı gerektiren haçtır. Parası olan bu kurbanı kesecektir. Parası olmayan, gücü yetmeyen, gerçekten gücü yetmeyen, işi hileye getirme değil, gücü yetmeyen Müslümanlar da 3 günü orada, haç öncesi, 7 günü de memleketine döndükten sonra 10 gün oruç tutarlar, kurban yerine, bu da kurban yerine geçer inşallah. Dikkat edeceğimiz nedir? Bu orada tutacağımız orucu bayram günlerinden önce olması lazım. Bayram günleri zaten oruç tutulmaz. Bayram günlerinden önce olması lazım. Bayram günlerinden sonra da haç mevsimi çıkar değil mi zaten? Geri dönüşte memleketinde de 7'sini tutabilir. Haccı temettu da budur. Tabi bu hac işlemlerinin bu şekilde oluşu Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dayanmaktadır. Konuyla ilgili hadisleri ta dersin başına aldığımız için burada tekrar etmiyoruz. Gelelim üçüncü çeşit hacca. Birincisi neydi? Tek başına hac, haccı itiraf. İkincisi önce umre, sonra hac. Ama bir mevsimde, aynı yıl, ikisini birleştiren, arada ihramdan çıkma imkanı var. Haccı temettu. Haccı kırana gelince. Kıran kelimesi, karin derlerdi eskiden arkadaşa, dosta. Karin, yakın, dost, arkadaş anlamında. Hac ile umreyi bir ihramda arkadaş edinip yaklaştırdığı için birbirine, arada ihramdan çıkmadığı için bu adı almış. Evet, tariften anladık. Bir mevsimde bir ihramla hem umreyi hem de haccı beraberce yaptığımız hacca haccı kıran diyoruz. Aynı yılda yapıyoruz. Hem umre yapıyoruz, hem haç yapıyoruz. Bu ikisini bir ihramda birleştirdiğimiz için gram yapmış oluyoruz. Yani yaklaştırıyoruz. Mukarene derler. Mukayese gibi. Karşılıklı birbirlerine yaklaştırma anlamında. Birleştirme anlamında. Müslüman umreye ve hacca niyet ederek umre ile haccı birlikte yapmak üzere ihrama girer. Önce umresini yapar, tamamlar. İhramdan çıkmaz. İhramın gereklerine riayet ederek bekler. Arada bir zaman varsa haç mevsimi zaten hep Mina günü 8. gündü değil mi? 8. günü harekete geçer. Demin anlatmıştık. Mina'da yatırma yerine doğrudan Arafat'a götürebilirler. İşte
O zaman hac fiillerine başlamış olur. Bütün bunların hepsi bayramın birinci günü büyük şeytanı Cemre-i Akabe'yi taşladıkları an ihramdan çıkarlar. Efendim, ihramdan çıkmak için başka işlemler var. O dersimizin konusu olmadığından daha sonra onu anlatacağız. Yer gelmişken peki söyleyelim, madem dikkat edilecekti. Bizim mezhebimizde İmam-ı Azam'ın kavlidir. İhramdan çıkmazdan önce taş, sonra baş, sonra tıraş diye bir kelimeyi peş peşe uydurmuşlar. Taş, baş, tıraş derler. Yani önce şeytan taşlanacak, sonra hayvan, kurbanın başı kesilecek. Ondan sonra Müslümanlar tıraş olacak ve ihramdan çıkacaklar. Bu İmam-ı Azam'a göre bu tertip böyle vaciptir. Ama aklınızın bir köşesine koyun arkadaşlar. Bu tertibi riayet etmek elbette ki en güzelidir. Fakat İmameyn dahil diğer bütün mezhep imamları ve kendi mezhebimizde İmam-ı Azam'ın iki müştehit talebesinin de görüşleri odur ki bu tertip sünnettir, vacip değildir. Nitekim sevgili Peygamberimizin çok sahih açık hadisleri vardır. Ona bu sırayı önce ve sona alanlar sormuşlar. La haraç demiş Peygamberimiz. Devesinin üstünde bir sıkıntı yok. Ben bazen çok üzülüyorum. Taş, baş, tıraş sırayı şaşırtmış, ihramdan çıkmış adamları seninki olmadı diye geri kurbana gönderiyorlar filan. Yani o kadar da zahmete vermemek lazım Müslümanlığı. Değerli kardeşlerim, cemiyet arasında bir yanlış anlaşılmaz. Bir hoca ne kadar dini zorlaştırırsa o kadar takvalı hoca olarak görüküyor. Ve millet kabat gibi imanı var diyor. Anasını ağlatıyor Müslümanı. Onun kendi de farkında değil. Daha çok övülüyor. Halbuki Müslüman, Peygamberimiz günah olmadıkça işlerin daima kolayını tercih eder. Daima kolayını tercih eder. Daima rıfk, daima şefkat, daima merhamet. Günah olmadık. Böyle kolay fetva veren insanlara da cıvık hoca derler. Bir de yani haddine düşmeden aşağıları, hakaret eden. Bu öteden böyle niye böyle olmuş bilmiyorum. Ya adam kendine dayak atanı nasıl sever? Demek ki böyle bir mazohist, bir eziyetten zevk alan tarafımız mı var bizim? Yani. Onun için bu tür şeylerde kolaylıkları kullanmamız lazım. Ben böyle hışım çıkmıştı, gelip yatıyordum. Koca tabu görevli insanlar var. Onların arasında cidale kavgaya gerek yok haçta. Hiç unutmam, bir adam sırayı tertip ettiği için geri kurbana gönderdiler. Kolay değil ki. Biz de vazifelere geldik. Yumurlar halımız yok, yorulmuşuz. Parasından vazgeçtik yani. Gidecek bu adam bir kurban bulacak, kurban kesecek. Daha ihramdan çıkmadan perişan. Nereden bulacaksa. Normal kurbanlarımızı Diyanet zaten kesiyor. Onda bir dahlimiz yok. Zahmeti de yok. Ama bu adam özel kurban kesecekti. Orada çok acıdım yani. Bir şey de yapamadım. Üzülürüm hala. Temettü veya kıran haccı yapanların şükür bu kurbanları kesmeleri vaciptir dediğimiz için tekrar hatırlatalım. Bu da hem umre hem de haç olduğu için bir mevsimde bu da kurban keser. Fakirse, kesemiyorsa, demin söylediğimiz temattu için sözü burada da tekrar edelim. Tekrar da fayda var. Bayram günlerinden önce üçü orada olmak üzere Mekke topraklarında. Geri yedisi de isterse dönüşte vatanında tutabilmek üzere 10 gün oruç tutar, kurban kesemeyen kardeşlerimiz.
Dikkat diye not almışım buraya. Söyledim ama o, madem ki çok önemli dikkat demişim kendim. O notu size okuyayım burada. Mekkelilerin ve mikat sınırları içinde oturanların temattu veya kıran haccı yapmaları caiz değildir. Mekkelilerin ve mikat sınırları içinde oturanların. O bölgenin adı neydi arkadaşlar? Hil'di değil mi? Bir, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail'in gösterdiği Beytullah'ın etrafında şu masanın üstü gibi kabul edin bir bölge var. Sınırları tespit edin. Burası harem bölgesidir. Bir de mikat yerlerini Peygamberimiz belirlemişti. İşte en yakını 8 kilometre ötedeki Tenim miydi? En uzağı 400 kilometrede Medine'nin 10 kilometre verisinde. Bu mikat yerleriyle harem bölgesi arasındaki yerlere de hil diyorduk. Bu hil bölgesine hac ve umre yapmak istemeyen dışarıdan gelenlerin ihramsız girmeleri mümkün idi. Ama Beytullah'a harama girecekse harem bölgesine hangi maksatta gelirse gelsin ihrama girmeleri gerekiyordu. Şimdi bu hil bölgesinde kalanlar da ihrama ta mikata git geri gel zahmet. İslamiyet kolaylık dinidir. O zahmeti vermez. Bulundukları yerden ihrama giriyorlardı. İşte hem bu harem bölgesinde yaşayanlar hem de hil bölgesinde yaşayanlar mikattan beri de yapacakları bir haç var. Haç mevsiminde haç mevsiminin dışında haç olur mu hocam diyeceksiniz. Olmaz. Bunların temettü veya kıran haccı yapmaları caiz değildir. Ne yapacaklar? Sadece ifrat haccı yapacaklar. Dolayısıyla şükür kurbanı kesme diye bir şey de söz konusu değil onlar. Haç aylarından önce Mekke'ye gidip haç günlerine kadar orada kalan afakiler, mesela bizim Maraşlılar, haç aylarından önce, yani Kurban Ramazan bayramının birinci gününden önce, Ramazan'da gitmiş. Şimdi üç aylara giden kardeşlerimiz değil mi? Evet. Aynı hükme tabidirler. Bunlardan hac edecek olanların o yıl hac ayları girdikten sonra umre yapmamaları gerekir. Aksi halde isaet, yani kötü bir iş yapmış olurlar. İhrama ne zaman girecek hocam bunlar? Aynı Hilbilis'te gibi. Aynı Mekkeliler gibi. Ha, bayram günü. 8'inde. Bayram günü mü? Arafa'yı ne yapacak? Arafa günü yani. Evet. Hac Arafa'dır ya. Evet. Hac Arafa'dır. Arafa'nın en son saati ne zamandı? Öyle. Sabah namazı. Son saati. Sabah namazı. Evet, bayramın birinci günü. Fecr-i Sadık girmeden önce, gecenin sonu. Zeval ile başlıyor. Zeval öğle namazından biraz önce. Ondan sonra güneş meylediyor ya, başlar. Akşama kadar olması güzel. Hanefilerde bunu vakfeylerde göreceğiz. Burada anlatmayalım şimdi. Allah. Peki bunlardan hangisi daha faziletlidir? Bu da bir ihtilaflı bir konudur. Kendi mezhebimizin görüşünü söyleyelim. Hanefilere göre kıran, temattu, ifrat. Sıralama böyle. Haccı kıran en zordur. Ne kadar meşakkat o kadar sevap. Yani ne kadar zorluk, ne kadar sıkıntı varsa karşılığı da o kadar çok olur tabi. Temattu kırana göre biraz daha kolaydır. Çünkü arada ihramdan çıkış vardır. İfrat da sadece haçtır, umre yoktur haliyle. Bunun aksini veya da farklı söyleyenler de var. Mesela Şafiler diyelim, ifrat önce geliyor. Tam fazilet haç, ifrat sonra temattu, sonra kıran derler. Malikilere göre ifrat, kıran, temattu. Hanbelilere göre temattu, ifrat ve kıran. Haccı kıran bütün mezheplerde en zor, en sona konulmuş. Bu da dinimizin insanlara bir şefkat, bir merhamet, bir kolaylık tarafının esas algısı açısından önemli cidden.
Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz haçla birlikte umre yapılınca insanların daha sonra Beytullah'ı ziyarete gelmeyerek Hicaz'ın insansız ve garip kalacağını düşünmüş ve yıl boyunca umre ziyaretlerinin devamını arzu etmiştir. Bu yüzden hacıların temattu haccine niyet etmesini yasaklamıştır. Hazreti Osman'ın da bu konuda Hazreti Ömer gibi düşündüğü ve kendi döneminde Hazreti Ali'ye karşı çıkma, Hazreti Ali karşı çıkmasına rağmen hacıları ifrat veya kıran haccine teşvik ettiği nakledilmiştir. Ancak şunu da belirtelim ki ne Hazreti Ömer ne de Hazreti Osman efendilerimiz temattu haccının meşru olmadığını asla söylememiş, belki insanları daha faziletli olan amele yönetmek istemişler. İlginç bir davranış. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Sellem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.